Sevgili izleyicilerimiz, Klaket'e hoş geldiniz. Bu hafta 3 yeni filmle karşınızdayız. Bunlardan ilki Tenten'in maceraları. Hepimizin hayatında, özellikle yaşı biraz geçmişler için, Tenten önemli bir yer kaplar. Hollywood'da bu alameti farikayı kaçırır mı? Tabii ki hayır. Ama burada mesele bu alameti farikayı kaçırmayanlarda. Yönetmen koltuğunda Steven Spielberg, yapımcılık koltuğunda Jackson var. Hemen kafadan söyleyelim. Film, kabaca söyleyecek olursak, bir şaheser. Evet, kabaca. Harika hazırlanmış bir kurgu, harika hazırlanmış bir animasyon, harika hazırlanmış şahane sahneler ve diyaloglar filmi bir şaheser yapmaya yetiyor da artıyor bile. Bu sene izlediğim en iyi filmlerden biri. Spielberg'in de sıkı bir Tenten hayranı olduğunu ve bu filmin hayalini uzun süredir kurduğunu düşünürsek üzerinde ne kadar durduğunu tahmin edebilirsiniz. Film üçleme olarak tasarlandı. İlki Spielberg'in olurken ikincisi Jackson'ın, üçüncüsü ise sürpriz bir ismin. Filmin konusu Tenten'in tesadüf eseri keşfettiği geminin aslında büyük sırlara gebe olduğu ve başlarına büyük kötüleri toplayacağı üzerine kurulu. Şiddetle tavsiye ediyorum. Ago. Secure the cargo. A power that could have changed the course of history was lost. Generations have searched for it. Snowy, look at this. It was long claimed the ship was carrying a secret cargo. But no one has found a clue. Until now. The model ship conceals a clue to one of the greatest secrets in all history. I'm warning you. Get out while you still can. These people do not play nice. I will find that ship, with or without your help. Thanks. I'm Tenten, by the way. Haddock. Archibald Haddock. Someone's locked the door. The keys, Snowy. Not the sandwich. The keys. How could you let them escape? If Sakharin finds the ship before we do, it's over. This isn't just the ship. He wants vengeance. Tenten, look. This may sound crazy, but I've got a plan. Excellent. Did you hit anything? Oh dear. Land! We're not there yet! No! Land! You looked a little cold, so I lit a wee fire. In a boat! Well, this is a fine mess. I will take ten! Haftanın ikinci filmi Kule Soygunu. Şimdi film bizi biraz ortada bıraktı. Klişelerle dolu ama komik ve eğlenceli olmayı da başarabilmiş. Hani böyle arada derede kaldım ama yine de olumsuzluklar biraz daha ağır basıyor gibi. Yönetmenlik acemice. Oyunculuklar ki başrollerde Ben Stiller ve Eddie Murphy var gayet başarılı. Senaryo klişelik konusunda çok üstün. Sıradan ve yavan. Üst düzey sinema çekmek istiyorsanız, hikayenizin de onu orantılı olarak sizi oraya taşıyacak düzeyde olması gerekiyor. Neyse, meselenin özü, yönetici arkadaşımız binasının kurdudur ve binada lüks yatırımcı kılığıyla insanları dolandıran biri vardır, ev hapsindedir. İşte buradan sonrası da bolca bir komedi ve aksiyon. Çerezliğimiz. The average apartment in the tower costs $5.6 million. We have the best views, most advanced security systems, but you know what these people are really buying? White neighbors? Us, the staff. They pay for our full and undivided attention 7 days a week. And Enrique, one other thing. I may have my own private island in Belize, but deep down, I'm just in the story of a boy like Josh here. That's right, BS-104. Go Lions. Just an hour ago, the tower's richest resident was released into federal custody under house arrest here at his penthouse apartment.
Several years ago, he was asked to manage all of your pensions. Right now, they're saying that anyone who invested with Mr. Shaw has been defrauded. Did he get your money, too? Yeah, he did. If you need me, I'll be living in this box. All these guys keep cash close by, but we still haven't found Shaw's safety net. 20 million and change. So you're saying you want to rob Arthur Shaw? It's inside a building that has the most advanced security and is guarded by FBI agents 24 hours a day. We're not criminals. We don't know how to steal. Don't worry. I know someone who does. You made bail. How come you bailed me out? Man, I don't even know your name. You don't remember Mrs. Salzberg? We used to get dropped off at her apartment every morning for daycare. Come on, heavy-set German woman, short goatee. You got a little seizure boy that was having them seizures all the time. No. You would have seizures on a regular basis, and all the kids would be crying, and your eyes is rolling back, and the foam and coming out. No, it was very scary. Asthma doesn't cause seizures. Why'd you bail me out? Because I have a job. Oh, little seizure boy want to try to rob somebody, huh? What you trying to steal? $20 million. A robbery can change very quickly. You have to be ready to adapt to the situation at any moment. I got your ski hats. No, masks. I said ski masks. But the guy said these would keep us the warmest. Anything can happen. I was on a job a few days ago where my homie got shot in the face. Get shot in the head, it's over. If you get shot in your head, it's over. If you get shot in your face, the bullet will go in your cheek, then come out the other side. Then what you gonna do? Die. I'm gonna die. You people are working stiffs, clock punchers, easily replaced. I don't care what it takes, but we'll find a way to make things right. The maid's gone rogue. You know this is a bad idea, right? That's it. I don't want you talking to me for the rest of the robbery. First thing you do, you gotta find the entry point. You gotta use your fingers when you find the entry point. You married? No, I ain't married. What's up? Haftanın üçüncü filmi Almanya'ya hoş geldiniz. Arada kalanların hikayesi uzunca zamandır anlatıla gelmiştir. İyi anlatılanlarda da, kötü anlatılanlarda da neyi değiştirmek istediğinizle orantılıdır bu, neyi anlatmak istediğiniz. Sinemanın hedefinde hep bir farkındalık yaratma durumu olmalı. İşte o farkındalığı yaratmaya gayret gösteren bir yapım. Arada kalmış, iki topluma da yabancılaşmış insanların öyküsü. Vatanını seçmek zorunda bırakılanların. Özünde nereli olduğunuz değil, kim olduğunuzun önemli olduğu kaygısının unutulduğu bu dünyanın insanları. 6 yaşındaki Cenk'in ikileminden 60 yaşındaki dedenin hikayesine kadar. Ya da yeni yeni birey olma yolundaki 22 yaşındaki Canan'ın gözünden anlatılıyor hikaye. Fark etmiyor, hikayeler farklı olsa da sonuçlar hep ortak oluyor. Şiddetle tavsiyemizdir. Hey. Hier, Liebes, in Deutschland soll es doch so kalt sein. Ja, bis selbst gestrickt. Die Deutschen sollen doch so dreckig sein. Die Deutschen essen Schweinefleisch und Menschen. Echt? Die essen Menschen? Ich werde euch alle mitnehmen nach Almania. Hier sieht's aber seltsam aus. Sieht ja genauso aus wie bei uns. Eine Riesenratte und eine gibt's Riesenratten. Und das ist unsere eigene Toilette. Und was ist das für ein komischer Stuhl? Oh. Wir dürfen die Geschenke doch vorher nicht sehen. Die sind ja gar nicht verpackt. Familie, ich habe Überraschung. Wir sind jetzt Deutsche. Was sind die denn jetzt? Türken oder Deutsche? Deutsche. Türken. Nein, ich habe ein Haus gekauft in Türkei. Super. Ach nee. In Heimat. Warum das denn? Wir waren alle zusammen, wie früher. Früher haben wir auch alle in ein Auto gepasst. Krass, ey, hier steht, dass die Bundeskanzlerin anwesend sein wird und dass sie sich freuen würde, wenn du als einer Million und erster Gastarbeiter etwas zum Anlass sagen würdest. Hey Angela, wo Problem? Ich komme aus dem Osten, du auch, wir beide Osten. Oder vielleicht sollte ich besser singen. Einigkeit und Recht und Freiheit wird das beide bald. Bu haftada Kraket'in sonuna geldik. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Sinemayla kalın.